oldu Gülşen'in kıyafeti? Olay oldu. Sanatçılardan destek geldi. Hande Yener dedi ki Gülşen'in vücudu ve poposu çok güzel. İstediğini giyebilir dedi. Gülben Ergen dedi ki sahnede her türlü konuşulmalı bir star. İstediği gibi giyinebilir dedi. Hande Yener dedi ki sosyal medya gazına gelmeyelim dedi. Bilal Özcan dedi ki her sanatçı iç çamaşırı giysin ve sahneye çıksın. Modacı bağlamıştık dün. O ne dedi? O dedi ki bu bir sahne kostümü değil. Bu bir transparan bir pantolon yapılmış. Altındaki de bir iç Hayır. çamaşırı dedi. Transparan pantolon Bir demedi. gidelim mi VTR'ye? Gidelim. Tamam. Gülşen'in Alaçatı konseri olay oldu. Sahnede giydiği kıyafeti konserden çok konuşuldu. Uzun bir aranın ardından Alaçatı'da konser veren Gülşen hayranlarıyla bomba gibi buluşmak istemiş olacak ki giydiği kostümüyle sahneyi adeta yaktı. Siyah iç çamaşırın üstüne giydiği transparan pantolonla Gülşen magazin gündemini salladı. Gülşen'in tarzını beğenenler kadar tepki gösterenler de aldı başını gitti. İşte bu çatışmanın bir örneği de dün Beyaz Magazin'de yaşandı. Yorumcularımız Sinem Yıldız ve Bilal Özcan yayın esnasında birbirine girdi. Gözlerime inanamadım. Büyütüp niye? Büyütüp ya Gülşen'in kıyafeti artık ya bu kadar da değil be arkadaş. Ne var ya? Niye? Ya nasıl ne var ya lütfen ya. Sahne kıyafeti. Ya sahne değil ya. Bu kadar da sahnede değil. Sahnede ama sokakta öyle gezmiyor ki. Sahnede de yani. İşini yaparken. Elim yükseldi. Çıplak gezsin ya abartma. Üretiyor. Aynı zamanda söz yazıyor, beste yazıyor. Peki tamam. Yaratıcı. Her yaratıcı. Besteci o zaman sokakta çıplak yani o aynı çıplak zamanda gez. Bir pop ikonu. Pop ikonu. İkon tamam. Yani ikon. Pop ikonu da çok çirkin. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Dünyada da bu iş böyle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu dünyada herkes biliyor. Dünyada da herkes iç çamaşırıyla herkes mı biliyor. Çıkıyor sahneye? Herkes biliyor. Tamam. Popstarlar. Peki bütün popstarlar giyin. Popstarlar yaratıcı içinden vallahi gelen yaratıcılıkla ciddi dilediği gibi saçını, makyajını, erkeklere göre yaratıcılık iç çamaşırı şeyini giymek mi? Gülşen'in kıyafeti mayokini mi, abiye mi? O da abiye kıyafet. Ama Hande Yener'in mayo şeklinde. Hande Yener'in giydiği de abiye kıyafet. Mayo'yu kabul etmiyorum. Mayo deniz kenarında giyilen kıyafettir. Tartışmalar iyice alevlenince işin içinden çıkamayan yorumcularımız için yayına modacı Muammer Ketenci bağlandı. Çorabın altında bir kilot var. Gülşen eteğini çıkartmış, içindeki kilodundan ve çorabından sahne almış. Bu da neden? Ortalık böyle yansın, yıkılsın diye. İlk anladın defa yapmıyor ki. Gülşen'in buna ihtiyacı var Allah aşkına ya. Muammer Ketenci'nin Gülşen kıyafeti yorumu Bilal Özcan'ı hiç tatmin etmedi. Hiç dinlemiyorsun. Dinlemez olur muyum? Yemin ben ediyorum Muammer Bilal Bey'i Ketenci İpek. Olur ben Muammer Bey'i sayıyorum. Öyle bir şey olabilir mi ya? Son derece başarılı bir modacı. Buyurun Muammer Bey. Teşekkür ediyorum ama hiç beni dinlemiyorsun. Aa, aşk Bilal olsun Bey, olur mu öyle şey? Bilal Bey, siz yılların modacısınız efendim olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Bilal. Modacı Muammer Ketenci yayınımıza veda ederken son noktayı koyuyor. Bu bir abiye elbise değil. Bir kez söyleyip kapamak istiyorum lütfen. Bu bir abiye elbise değil. Bu çorap altındaki kilodundan dışarıya çıkmış bir hanımefendi. Artık o da kendi takdiri. Halk da bunu ne kadar güzel veya absürt görüyor bilemiyorum ama ben son derece kötü ve iğrenç buldum. Abiye mi, mayokini mi tartışması yorumcularımızın başlattığı polemikle sosyal medyada saatlerce konuşuldu. Gülşen'le aynı tartışmaya konu olan Hande Yener ise Gülşen'i yere göğe sığdıramadı. Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten Sarışın'ın klibinde de öyle giyinmişti. Unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye'de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Çok hoş bakımlı bir kadın. Güzel giyiyor. Ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim. Herkes özgürlüğünü yaşasın. Bakalım yayınımızda başlayan gerilimi yüksek polemik nasıl sona erecek? Abiye mi, mayokini mi yoksa sanat kaygısı taşıyan özgün bir sahne kostümü mü? Yorum sizin. Evet, dün gerçekten bizim yayından sonra yer yerinden oynadı. Herkes sosyal medyada yorum yapmaya devam etti. Evet. Muammer Bey, Muammer Ketenci çorap olarak nitelendirdi ama çok güzel bir Türk markası, markanın adını söyleyemiyoruz, o pantolon ve dünya yıldızları da bu pantolonu Türkiye'den getirtip giyiyorlar.
Tamam işte bu çorap pantolon. Şimdi bazı hanımlar... Hayır, çorap pantolon değil, pantolon. Tamam, pantolon. Pantolon olarak satılıyor. Peki, pantolon. Mesela evet. Sen dışarıda bu pantolonu giyip dolaşan görüyor musun? Ya da gece mesela bodrumda görüyor musun? Ama bu sorunun muhatabı ben değilim ki. Yok, bunu, hayır, merak bu, ettim, yok. Görüyor musun ya, bu diye. Bu sahnede giyiyor bunu. Bu tamam. Şov için. Şimdi zaten için... biz bunun sahne kostümü olduğunu anlıyoruz. Biz de bu işlere pazartesi başlamadık. Böyle bir caps var. ama sadece içindeki iç çamaşırının çok açık durduğunu söylüyoruz. Mesela hanımların böyle bazı açık kıyafetleri... İç çamaşırı olarak niye görüyorsun onu? Neden iç çamaşırı olarak görüyorsun? Sen onu ne olarak görüyorsun? Gülşen sahnede şov yapıyor. Kıyafetini giymiş, özgür bir şekilde giyinmiş. İçinden geldiği gibi. Yani şarkılarıyla kendini beğendirirken konsepttir. Biliyorsun sen bu işleri çok iyi bilen bir insansın. Sesiyle, müziğiyle, ışığıyla... dekoruyla artık her şeyle, enstrümanistleriyle, her şeyle bir şovdur o şimdi sahnedeki. Şimdi şov dediğin zaman, şimdi sahneye işte yukarıdan iplerle, salıncaklarla falan iniyorsun. Mesela Hadise'nin bir yıl önce Harbiye açık havada yapıp o Jennifer Lopez'in kostümlerinin aynısını giydiği ve 100 tane dansçıyla çıktığı ve yine de poposunun ciddi anlamda gözüktüğü sahne, evet, şovdu. Niye poposu gözüktüğü için mi şovdu? Hayır. Ne bak, ilgisi orada var? Orada da çok açıktı. Bu dansçıyla da dans eder. O bir söyler, şovdu. Dansçıyla da burada, söyler şarkısını, burada, yalnız da söyler. Buradaki dikkat direkt ilk çamaşırına gidiyor. Hayır efendim, ne alakası? Niye oraya bakıyorsun? Yani niye oraya bakıyorsun? Sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum. Müziği dinle. Müziği sahneyi bütün olarak gör. Bütün sen olarak şu gör. Anda neden kadının, o zaman? Kadın 45 yaşında. Peki tamam. Bu kadar güzel vücuda sahip. Demin Hülya Avşar'ı konuştuk. Şey 48 var. Yaşında. Peki sen neden bu sahnedeki şarkıları konuşmuyorsun? Sen konuşmuyorsun, ben konuşuyorum. Niye? Yok. Sen konuşuyorsun. Biz bunu sen niye başladın, haber yaptın? Başladın sen çorap, bunu çorap, kendi çorap, sitende niye çorap haber değil. Yaptın? Gülşen... Çünkü çok güzel de onun için haber Hayır. yaptın. Çok güzel bir Hayır. görüntü. Harika Gülşen, bir görüntü. Sen şöyle bir başlık attın mı? Nasıl? Gülşen konserinde şarkılarıyla büyüledi mi yazdın? Abi attığın başlığa mı karışıyorsun? Sen ne yaptın? Ne başlık kıyafeti attım ne bileyim ben. Günde 20 tane başlık atıyor sizce, yardımcılarım. Kıyafeti nasıl buldunuz? Sizce soru işareti koydun. Bütün sosyal medyadaki ne var medyadaki bunda yani yer... ne var ne koyarsa koyar editörüm koyuyor. O zaman editörüm ne varsa bunda ne var bunda istediğini koyar. İstediği başlığı koyar. Tamam. Ne var bunda? Eğer editörüm... Başlıktan mı beni vuracaksın 45 yıllık gazeteci? Seni vurmuyorum. Olur mu öyle diyorum şey? Diyorum ki sen de Allah orada. Allah. Başlık başlığa da karışıyor. Şimdi başlık atmayı öğretiyor bize başlık hanımefendi. Başlık atmayı öğretmiyorum. Ne alakası var? Sana burada bak ki, burada istediği burada kadın sahnede şov yapıyor. Saygı duyun. Tamam. Saygı duyun. İnsanlar özgürdür. Ne Türkiye yapalım, Cumhuriyeti'nde gidip ceket mi kadın önünde? Erkek eşittir, özgürdür. Erkeklerin giyimine de karışamazsın. Kadınların giyimine Türkiye bundan çok çekti. Biz şu anda kadının giyimine Türkiye bundan yıllarca çok çekti. Vesayetten çok çekti. Vesayet anda... uygulamayın insanlara. Sivil vesayet uygulamayın. İnsanlar istediği gibi giyinebilir. Yapmayın bunu. Medya olarak hiç yapmayın. Toplumu germeyin. Toplumu germeyin. Başka ne yerlere var? Gidiyor. O yorumlar, gidiyor? O yüzlerce yorum başka yere götürüyor. Nereye kadınlar gidiyor? Özgür. Burada açık bir siyaset programı yap konuşalım. Onu da konuşurum. Şimdi. Kadınlarla erkekler istediği gibi giyinebilir, istediği gibi yaşayabilir. Türkiye Cumhuriyeti özgür bir ülke. İnsanları, kadınları ötekileştirmeyin. Kadınları belli bir sınıfın içine, belli bir şeyin içine, formatın içine sokmaya çalışmayın. Şimdi olmaz böyle bir şey. Yapmayın bir bunu. Yapmayın bunu. Yani burada magazin sen konuşacaksak magazin konuşalım. Sen gazeteci olarak konuyu başka yere çekme. Şimdi senin yaptığın haberi okuyorum. Hande Yener, Demet Akalın, Gülşen dün akşam farklı mekanlarda, farklı tarzlarda sahneye çıktı. Hangi popçunun kıyafetini beğendiniz? Ne var bunda ya? Bunda ne var? Hangi popçunun ne var bunda? Sahne bunda performansı ne daha iyiydi? Ne hangi bunda? Popçunun sesi ne var daha bunda? İyiydi? Ne var bunda? Ne var sen bunda? De kıyafetten ya orada ses vuruyorsun. Mi var? Orada ses mi var? Fotoğraf mı var? Fotoğraf koymuşsun. Video koyarsın. Ses mi var? Gülşen'in aa işimi de üretiyor. Tamam bundan sonra öyle yaparız. Gülşen'in Sinem Hanım istedi bundan sonra öyle yaparız. Sesini ön plana çıkarmak isteyen. Ya beni paylaşımlarımla vuramazsın. Ya. Burada gerçeği konuşuyoruz. Bak gerçek burada. Senin paylaşımın, bunu konuşuyoruz. Senin paylaşımın neyse. Bunu konuşuyoruz. Türk insanının da düşüncesi bu. Tamam mı? Sen orada şöyle bir haber yapmadın. Sen ya da diğer siteler. Gülşen şarkılarıyla büyüledi.
Kimse böyle başlık attı mı? Bir tane bana berrak biri böyle başlık attıysa çıkar göstereyim. Ne sen... var bunda? Bundan ne yakaladın? Burası Bilal Özcan'ın sayfası ve Bilal Özcan burada bütün sahne performanslarını paylaşmış ve burada bütün starları koymuş ve altına da demiş ki siz hangi kıyafeti beğendiniz? Ne var bunda? O zaman şimdi ne var bize bunda? Burada nereye varacaksın? Bunda bir şey yok. Nereye varacaksın? O zaman bize bu işleri burada... Türkiye'de değerli takipçiler, değerli seyirciler, bu işleri Türkiye'de 40 yıldır yapan bir isim, sahnede şovun en güzelini yapan, 1980 yılından beri sahnede mayo giyen Ajda Pekkan'dır. Ajda Pekkan'a sormuşlar sahne kıyafetlerini. Mutlaka bir kıyafeti taşıyabilmeyi, taşıdığım zaman da insanlara vay dedirtmeyi seviyorum. Burada tek vay teşhir yapabildiğim biz. Yer sahne. Orada bir illüzyon var. Ses, akıl, kıyafet hepsi bir arada olmalı. O zaman zaten Ajda Pekkan oluyorsunuz. Bunu istiyor. Ama sen göremezsin burada. Sen ama bir gazeteci, bir televizyoncu olarak, bir yorumcu olarak burada senin empati yapabilmeyi bilmen lazım. Senin Gülşen yerine düşünebilmen lazım. Sen kendini neyi düşüneyim ben? Sen kendini sıradan insan yerine koyarak sıradan düşünüyorsun. Sıradan bir insanım ben de zaten. Tamam onu da yap ama Gülşen yerine de koy kendini. Niye empati yap. Neden böyle Gülşen giyiniyor? Neden koyayım? Ajda Pekkan öyle giyiniyor? Neden Sezen Aksu sahneye çıktığı zaman burasına kadar yırtmaç açıyor? Yırtmaç neden açmak. Bak, Aleyna Tilki şey mini şortlarla konser yırtmaç veriyor. Yırtmaç açmak başka. Ne demek başka? Mini şort. Ne demek başka? Başka. Atiye neden mayoyla çıkıyor? Mayo başka. Neden Nükhet Duru'su zamanında mayo ile çıktı sahneye? Burada, neden Madonna öyle çıkıyor? Neden Taylor Swift öyle çıkıyor? Neden Jennifer Lopez öyle çıkıyor? Neden Maria Carey öyle çıkıyor, mayo ile çıkıyor? Bunları neden Cher 1965 tamam, senesinde bu akımı başlatmış? Cher'i biliyor musun? Sen bizden ne bekliyorsun ya? Kusura bakma bize ters arkadaşım ya. Kusura niye ters? Bakma. Niye ters? Bana ters. Niye ters? Ben neden ters? Zaman neden iç çamaşırı Türkiye... olarak görüyorum. Neden sen ters? 45 neden değil, ters? 100 yıllık gazeteci de olsan benim fikrimi değiştiremezsin. Değiştirme kusura canım. Bakma. Değiştirme bakış fikrini. Açısı. Değiştirme reklamlar. Fikrini.